Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyon ekranlarından herkese merhabalar. Haftanın özetiyle sizlerleyiz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin, Kumluca'ya sözünü verdiği, futbol, güreş, konser gibi çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak Atatürk Stadyumu'nun temel atma töreni gerçekleştirildi. Başkan Muhittin Böcek, yaklaşık 100 milyon liraya mal olacak stadyum projesinin Mart ayında hizmete açılacağını söyledi. Korkuteli Yukarı Karaman Mahallesi'nde yıllardır çözüme kavuşturulamayan, vahşi sulama yöntemiyle sulama yapılması nedeniyle yaşanan su kaybı sorunu çözüme kavuştu. Yapılan kapalı sistem sulama tesisiyle 5003 metre isalatlı döşenerek 500 dekar tarım arazisinin sulama suyu ihtiyacı karşılanacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi çevre ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen En İyi Uygulama Örnekleri yarışmasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi Enerji Tasarrufu ve Yönetimi kategorisinde Türkiye adına ödül aldı. Bu ödülle birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin 4,5 yılda aldığı çevre ödülü sayısı 18'e ulaştı. Finike Atatürk Caddesi Yayla Bulvarı'nın yıllardır kanayan yarası olan asfalt çalışmasının yapımına başlandı. Çalışmada 15 bin ton malzeme ile 4 kilometre yolun sıcak asfaltı yapılacak. Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Finike halkı ve kendisi adına Başkan Muhittin Böceğe teşekkürlerini iletti. 29 Mart 2022 tarihinde Kepez Güneş Mahallesi'ne cami müjdesi veren Başkan Muhittin Böcek, "Sözümüzü tutmanın mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah kısa zamanda da camimizi ibadete açacağız. Burada sizlerin yanında olacağız." dedi. Yaklaşık 2150 metrekarelik arsa içerisinde toplamda 1000 metrekare inşaat alanına sahip olan projenin giriş katında morg, gasilhane ve taziye alanı yer alacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi ve Antalya Başkonsolosunu makamında ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Muhittin Böcek, görevine yeni atanan başkonsolosa görevinde başarılar diledi. Ve Antalya'nın en çok turist ağırlayan şehirler sıralamasında Avrupa'da ilk, dünyada 10. sırada yer aldığını ifade ederek yıl sonu hedefinin 15 milyon turist olduğunu belirtti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Gazipaşa'da antioksidan değeri yüksek, süper bitki olarak bilinen aronya üretimine başlayan genç çiftçi Serkan Uysal, ilk hasadı Başkan Muhittin Böceğe ikram etti. Genç girişimci desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğe teşekkür ederek, gençlere değer verildiğinde çok önemli başarılar elde edilebileceğini söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyon ekranı olarak haftanın özetiyle sizlerleydik. Mutlu haftalar. Antalya için çalışıyoruz.